Eda, kötü bir şey mi oldu? Namık kaza geçirmiş Nejat. Ne? Ne diyorsun sen? Zülen? Yalnızmış. Arabasıyla çevre yolundaymış. Alkollüydü kesin. Yoldayım. Hastaneye gidiyorum. Gelir misin? Çok korkuyorum. Mesaj geldi. Allah Allah. Namık Andaç kaza geçirmiş. Ağır yaralıymış. Kim bu Zafer? Arkadaşım. Andaçların avukatı. Namık Andaç'ın annesiyim. Nerede oğlum? Nerede? Kendisi şu an ameliyatta efendim. Durulmaz. Doktor size bilgi verecektir. Buyurun oturun isterseniz. Ameliyathane nerede? Şu tarafta bir alt katta. Girişte bekleme salonu var. Gidelim Şahin. Akşam yemeğe çıkmıştık. Çok geçti. Ben dönmek istedim, o dönmedi. Sonra da arabayla dönmeye kalkmış. Salak. Bir çocuk adam olmayacak. Yok. Şahin Hanım. Şahin Hanım. Gelin Şahin teyze. Çalışıyor musun? Evet. Yarına yetiştirmem gereken bir yazışma var. Namık kaza geçirmiş. Ne?
Teşekkürler komiserim. İyi çalışmalar. Geldim ben. Zafer Bey ne zaman geldiniz? Ameliyattan çıktı mı? Hala ameliyatta. Ne diyorlar? Alkollüymüş. Emniyet kemerine takmamış. Ne diyorlar? Kaburgalarında kırık var. Akciğerine batmış. İç kanama yani. Oturmak ister misin? Hayır. Beni ameliyathaneye götürün. Başka bir yaraca, bir insana çarpmamış. Direksiyon hakimiyetini kaybedip takla atmış. Ameliyat bitti mi? Oğlum nasıl? Ağır kan kaybı var. Sıfır RH negatif kan gerekli. Benim kan grubum sıfır RH negatif. Ama hamilesin. Veremez değil mi? Veremez. Hiçbirimizin kan tutmuyor. Kan bulmak için anons verilecek. Geçmiş olsun. Alo Leyla, benim Jale. Çok acil kana ihtiyacımız var. Kan grubun nedir? Merhaba uzaktan, ben Fırat. Kan grubun nedir? Nejat. Oraya geliyorum. Sen nereden biliyorsun? Eda arayıp söyledim. Kana ihtiyacımız var. Sıfır RH negatif. Kolay kanı da yok ki gerizekalı. Annemlere haber verdin mi? Hayır. Hepsi uyuyordu. Durumun ciddiyetini bilmeden de onları telaşlandırmak istemedim. İyi yapmışsın. Tamam, görüşürüz. Sadece 3 ünite kan bulunabildi. Anons verildi mi? Evet. Hasta yakınları basına da haber verdi. Hasta Andaç Holding'in sahibinin oğluymuş. Ve oralarda bir yerde ikimizden biri dengesini kaybetti. Ben gidip bakacağım. Ne oluyor? Hiçbir yere gidemezsin. Hayır, gidiyorum. Gidemezsin! Kendini rezil mi edeceksin? Bu kendimi rezil edeceğim bir durum değil. Ölebilir bile. Ay sana ne? Rüket! Sana gidemezsin dedim. Ağlayacağına sevinmen lazım. Böyle bir adam cezasını buldu diye. Anne. Ben senin kadar acımasız değilim. Bırak. Git. Bırak gitsin. Belli ki hala namalmış. Hayır. Nükhet. Nükhet. Tamam.
telaşlı bir şekilde çekip gitti. Ya böyle bir adam için gözyaşı döktüğüne inanamıyorum. Biraz sakin olabilir misin? Aptal, aptal! Demek ki kızının içinde bazı şeyler daha bitmemiş Belkıs. Bizden saklıyormuş demek ki. İnşallah bu adam geberirdi. Cezasını çeker. Teyze korkmayın. Benim. Sen niye uyumadın kızım? Nejat evden çıkmış. Çok huzursuz oldum. Çıkmış mı? Ben çıkarken görmedim. Sadece kapının sesini duydum. Hayır olsun. Aradın mı? Aramadım. Ne bileyim. Saat kaç? 2'ye geliyor. Efendim teyzeciğim. Oğlum, dışarı çıkmışsın. Hayırdır? Teyze, Namık kaza geçirmiş. Evden çıkarken durumun ciddiyetini bilmiyordum. Sizleri de uyandırıp telaşa vermek istemedim. Nerede? Nasıl? Ne kazası Zülal? Zülal nasıl? Zülal iyi. Sakin ol. Teyze, ağlama. Bak Zülal yanımda, veriyorum. Alo. Anneciğim yalnızdı. Eve dönerken takla atmış. İç kanaması var. Kan arıyoruz. Tamam. Hemen geliyoruz biz de. Anneciğim gelme. Senin yapabilecek bir şeyin yok ki. Dur. Nejat'a veriyorum. Teyze. Nejat. Biz geliyoruz evladım. Tamam mı? Gelip sizi alayım mı? Yok. Biz bir taksi atlar geliriz. Hadi yavrum. Ne olmuş? Namık kaza geçirmiş. Hazırlanın çabuk. Sen hamilesin. Dinlensene biraz. Yok iyiyim ben böyle. Allah kahretsin. Sizlerin kan grubu da tutmuyor mu? Ne yazık ki hayır. Teşekkürler. Ameliyatı 2 saati geçti. Boş ver, bırak. İyi geçsin de. Evet, yeter ki sağ çıksın. Geldiğim için çok özür dilerim ama çok üzüldüm. Senin nasıl haberin oldu ki? Annem söyledi. O öğrenmiş. Onu görebilir miyim? Hayır, göremez. Ameliyatta. Hepimizin kan bulunması için dua etmekten başka şansı yok. Kan grubu ne? 0 RH negatif. Benim kanım. Verir misin? Tabii ki. Hadi gel. Edacığım, ne oldu? Hemşire arıyorum. Hepsi içeride kızım. Daha hala kan bulamadılar. Bulundu. Yukarıda kan veriyor. Ameliyathaneden biri çıkınca söylersiniz. Kanı bulduk. Kim verdi? Nüket. Daha önce
hiç kan vermiş miydiniz? Hayır. 10 yaşından sonra sarılık ya da benzeri bir hastalık geçirdiniz mi? Yok. Şimdi sizden küçük bir kan örneği alacağım. Eğer uygunsa tetkikler sonucunda bir ünite kan alacağız. Tamam. Telefon çalıyor. Benim telefonum. Annemdir. Vereyim mi? Açma. Burada olduğumu biliyor zaten. Açmıyor, inat. Seni bu zafer kutlamasına gitmeye engelleyen nedir? Aman yüzlerini şeytan görsün. Biraz düşünen başlarına neden bunların geldiğini anlar. Kimsenin ahını almayacaksın. Sen mi söylüyorsun? Büyük konuşma. Neredeymiş acaba gecenin o saatinde? Zürel daha yeni eve döndü. Neden onu yalnız bırakmış? Yoruldum biraz. Otursana şöyle. Bir şey ister misin? Sizin sayenizde daha iyi. Ameliyattan çıktı, odasına alınıyor. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Size çok teşekkür ederiz. Çok, çok teşekkürler doktor. Hocam teşekkürler. Rica ederim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Saat 7 olmuş. Benim eve gidip hazırlanmam lazım. Zülal'le konuşalım. Namada bir geçmiş olsun diyelim. Sonra hep beraber gideriz. Tamam. Sen kalacak mısın oğlum? Hayır, çıkacağım. Çayımı içtikten sonra bir şey ihtiyaçları var mı diye sorar çıkarım.
Kendine geldi mi? Evet geldi. Şu an gayet iyi durumda. Zülal siz misiniz? Evet benim. Sizi sordu. Kullanmaya kalktın. Geri dönebilirim sandım. Aptalca gurur yaptım. Kendini öldürebilirdin. Seni yalnız bırakmam. Dedi doktor. Onlar da biraz uyumaya gittiler. Gidip hemen haber vereyim. Telefon atsın. Kan bulabilmek için aramadığımız kişi kalmadı. Hepimizin şarjı bitti. Gelirim birazdan. Konuşabilirsin. Sen nereye gidiyorsun? Annelere haber vereceğim. Barışmanıza çok sevindim. Yani çocuğun için en doğrusu bu oldu. Namık adına teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok. Bazen canını bu kadar acıtan bir insanın bu kadar kolay ölmesini istemiyorsun. Ben bir abimlere hoşça kal deyip çıkacağım. Abi ben gidiyorum. Tamam. İstersen bugün işe gelme. Hayır, geleceğim. Görüşürüz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol kızım. Sağ ol. Şarjı olan var mı? Jale Hanım'ı arayacağım. Namık kendine geldi. Al, çevirdim. Eda da uyandı. Namık'ın odasında. Benim Zülal. Efendim kızım.
Namık uyandı. Görmeye gelebilirsiniz. Tamam, hemen geliyoruz yavrum. Jale hadi. Hadi. Sağ ol. Lavabo nerede burada? Gel ben götüreyim seni. Biz de bir namığa bakalım mı? Sen niye aramadın o zaman? O anda kimseyi arayacak durumda değildim. Hem Namık kaza geçirdi diye seni arayamazdım. Eda benden daha metanetliymiş. Seni bile çağırabilmiş. Bu kanayan aşk yüzüme vuruyor. Her yanımdan yakıp geçiyor. Bir yanım gider, bir yanım kalır. Fırtına dinmez seni benden alır. Zor artık yeniden aşk, kalbim biliyor. İçimde ağlayan çocuk yok olmaz diyor. Bir yanım kaçar, bir yanım kalır. Fırtına gelir seni benden alır. Uçuyormuşum gibi bir his geldi. Tuhaf bir şey. Sanki yükselip yukarıdan baktım kendime. Tamam, daha anlatma. Çok kötü oluyorum. Gözlerimi açana kadar neredeydim bilmiyorum. Galiba öldüm sandım. Ölmeye çok yakındım. Ama her zamanki gibi dört ayak üstüne düştüm. Zülal... Nüket sayesinde kurtuldun dedi. Ondan kan kabul etmeye mecbur kaldık. Berbat bir his. Belki bu sayede yaptıkların için suçlu hissetmeyi öğrenirsin. Acaba bunları duymamak için ölse miydim? Yapma. Acıyor. Tekrar hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Sizi burada görmek ne büyük şeref. Böyle bir günde birbirinizi yerken görmeyeyim. Vallahi ikinizi de bırakıp giderim. Oğlum, ya derhal bir şoför buluyorsun ya da içkiye son veriyorsun. Anne, bu yaştan sonra bana nasihat mı vereceğim? Senin gibi evlada ömür boyu nasihat lazım. Geçmiş olsun Namık. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sizi üzdüğüm için de özür diliyorum. Sen girmeyecek misin? Hayır. Umarım bu sana bir ders olur Namık. Annenin de dediği gibi. Ya daha dikkatli araba kullanırsın veyahut da bir başkası senin için kullanır. Artık baba oluyorsun Namık. Biraz daha dikkat etmen lazım. Evet, sen neredeydin gerçekten o gece? Niye Zülal'le değildin? Aslında beraberdik. Zülal'in dönüşünü kutlamak için yemeğe çıktık. Ben mutluluktan biraz fazla içince rahatsız oldu Zülal. Eve dönmek istedim. Ben devam etmek istedim. Sonuçta o haklı çıktı. O kadar içersem sorun oluyormuş.
Zülal çok yorgun. Biraz bize götürelim diyorum. Nasıl istersen. Tabii gitsin. Onun için sakıncalı burada kalması. Biraz dinlenip dönerim. Geleceğin zaman ara, ben sana araba göndereyim, tamam mı? Peki. Tekrar geçmiş olsun Namık. Görüşürüz. Hoşça kal. Ben de bir Necat'a bakıp geleyim. Hadi gidelim. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Hoşça kal. Güle güle. Güle güle. Burada olduğun için çok sağ ol. Ne demek? Yapabileceğim bir şey olursa her zaman. Buradan ayrılmaya fırsatım olursa ararım. Hepiniz burada bizimle olduğunuz için çok mutluyum. Gerçekten bir aile olduğumuzu hissettirdiniz. Çocuklarımız sayesinde zaten kocaman bir aileyiz kızım. Kendini iyice dinlendirmeden gelme. Ben idare ederim. Görüşürüz. Cevap vermiyorsun. Ne söyleyeceğini bile bile niye cevap vereyim? Ne oldu yani? Seni gördüklerine sevindiler mi bari? Sevinmek zorunda kaldılar. Çünkü Namık'ın kanına sadece benim kanım uydu. Yoksa ölüyordu. Ne? O adama kanını mı verdin sen? Şimdi onunla hesaplaştığımı düşünüyorum. Eğer bu zamana kadar benimle alakalı bir vicdan azabı çekmediyse... ...bu saatten sonra mutlaka çekecektir. Nüket! İşte görüşürüz anne. Aptal! Hadi, hadi. Eda, bu işi bir sıraya koyalım. Namık daha bir hafta burada kalacakmış. Hep beraber böyle olamayız. Siz gidin. Ben kalırım şimdi. Akşama değiş dokuş yaparız. Olur mu kızım? Zaten bütün gece uyumadın. Nasıl dayanacaksın? Gece birkaç saat uyudum ben. Dayanırım. Zaten önemli bir işim de yok. Düşünmeyin beni. O zaman yorgun hissedersen beni arıyorsun. Hemen geliyorum. Fırat da akşama gelir. Tabii. Tamam. Eda. Necat'la seni çok yakın gördüm. Bu ortaklık için kullanabileceğimiz bir şey değil yalnız. Kızım, bunda anlayacak ne var? Hoşumuza gitti, onun için söylüyor anne. Peki. Hadi siz gidin. Hadi hoşça kal kızım. Hadi tatlım, görüşürüz. Görüşürüz. Peki efendim. Şimdi arayıp erteleyeceğim. Kaçta gelebiliyormuş bir sorar mısın? Ya da bana. Bir saniye Necat Bey. Aydın Bey istiyor. Veriyorum. Ne haber Necat? İyidir. Senden ne haber? Önemli bir gelişme var. Bir saniye telefonda kalın.
komşumuz? Berkis Hanım Holding'e geldi. Konuşabilmek için uzaklaşmalarını bekledim. Hatice mi aradı? Evet. Hatice Hanım aradı. Berkis Hanım'ın yanından ayrılmış. Memleketime gideceğim diyor. Bugün hangi saatte, hangi karakolda istersen gelip ifade verecek. Tamam. Hemen hazırlanıp çıkacağım. Şirketi orada buluşalım. Hükümetle de konuşmam lazım. Tamam, bekliyorum. Uyuyacak mısın? Deneyeceğim. Akşam seni görebilecek miyim? Bilemiyorum. Hem benim hastaneye kaçta gideceğime hem de senin programına bağlı. Eda çağırdı ya. Kimse yok sandım. Bahar dışarı kadar çıktı. Birazdan gelir. Ne oldu? Nasılsın? Sence? Aslında çok iyi görünmüyorsun. Gel otur şöyle. Hastanedeydik, dökülüyorum. Gelmeseydin keşke. Durum nasıl? Domuz gibi. Domuz gibi? Pek sevmiyorsun galiba. Yavru hastası bir şey. Zülal daha yeni dönmüştü evine. Bir yere çıkmışlar. Orada saçmalamış. Zülal evine dönmek istemiş, kabul etmemiş. Sonra da çok alkollüyken araba kullanmaya kalkmış. Bebekleri olacak diye döndü Zülal. Yoksa o da biliyor Namık'tan adam olmayacağını. Çok üzüldüm gerçekten. Necat da Zülal'den umudunu iyice kesti galiba. Eda'yla, Namık'ın ablasıyla... Ben çok kötüyüm bugün. Sen nasılsın? Dışarı çıkalım mı biraz? Açık hava iyi gelir. İşimiz yok mu? Var ama acelesi yok. İki saatten bir şey çıkmaz. Bahar gelinceye kadar ben sana bir kahve vereyim. Telefonunu değiştirmiş. Belki Hatice ile bir alakası yoktur. Kesinlikle var. Eğer öyle olmasaydı o Aydın denen avukat bozuntusu gözümüzün içine baka baka Nejat'la odalara kapanmazdı. Sakin olmak. En azından öyle görünmek zorundayız. Olmayacağım. Olmayacağım Ali. Gelmedi mi Necat hala? Hayır efendim. Thank you.
Gözüme uyku girmedi. Benim de. Ne yapmak istiyor bu çocuk? Bir bilsem. Bilmiyorum. Zülal de bir şey anlatmıyor. Dışarı çıkmışlar. O geri dönmüş. O orada kalmış. Anlamadım. Karı koca ne güzel yemeğe çıkıyorlar. Demek ki masada tatsız bir şey oldu ki Zülal kalktı gitti. Ortalık bir durulsun. Zülal'e sorarız. İyi ki kalmamış ama. Ya o da arabada olsaydı? İki can. Allah korusun. Keşke dön diye üstüne gitmeseydim. Dur bakalım. Her şeyi öğreneceğiz herhalde. Demek ki sen bunu yaptın, ben bunu yaptım diye tartıştılar. Olur bunlar evlilikte? Değil mi? Nihat da Eda ile herhalde. Artık ona bir şey diyemeyiz.